Anneciğim, Fatma Nur'u gördüğünde beğendin mi? Evet. Görünce ne dedin? Dedim bundan kari olur. İstediğin gibi oldu mu peki? Evet oldu. Fatma Nur, Aytekin'e ilk görüşte mi aşık oldun? Evet aşık. Ama ilk tanıştığında abi diyormuşsun. Ya önce abi diyordum ama sonradan sevdim. Karalahana böyle tombik tombik mi sarılır? Ama bu böyle zeytinyağlı değil ki. Ana yemekte servis edilecek karalahanalar sarıldıktan sonra tencereye yerleştiriliyor. Ana yemekte çok gereksiz yani biraz fazlaya. Ara yemek az, ana yemek tabağı çok. Aytekin'le nasıl tanıştınız? Çiçekçide tanıştık. Çiçek alıyordum. Orada bana vuruldu. Görür görmez aşık mı oldu? Bize de görmemiş böyle güzel. Hemen seni ikna etti mi yoksa peşinden mi koştu? Peşimde evet. Koştu. Peki Rize'de yaşamaya nasıl ikna oldun? Mecbur. Eşin isteyince sevince katlanıyorsun. Karalahana sarması tamamlandıktan sonra ayçiçek yağını ve tuzunu koyan yarışmacımız suyunu ayarlıyor. Yeşil! Mavi! Yeşil! Mavi! En büyük! Rize! En büyük! En büyük Rize! Bravo anneciğim. Bu arada kalan süreniz maalesef 1,5 saat. Ne? Evet, 1 saatiniz bitti. Haşlanan fasulye turşuları ocaktan alınırken fırında pişen mısır ekmeği kontrol ediliyor. Turşu kavurması için haşlanan fasulye turşuları süzüldükten sonra ezilerek suyu çıkarılıyor. Anneciğim, pepeçura oldu mu? Pepeçura da oluyor. Hadi gelin hanım, biraz daha hızlanman lazım. Yani şunu dökeyim ona. Ezerek suyunu çıkardığımız fasulye turşuları kavrulan soğanlarla birleşiyor. Evet. Fasulyenin başka bir işlemi var mı? Yok. Bakalım mısır ekmeğimiz ne durumda? Baksana turşuyu kavrabilir miyiz? Bir şey yapmaz mı? Yapmaz gelin hanım. Anneciğim tereyağı var mı? Mısır ekmeğine sıcak sıcak sürmek istiyorum. Tamam da burada var da. Nerede var? Dolapta. Ama Rize tereyağı gibi olur mu? Tereyağı götürmedik için ama... Bana neden tereyağı getirmediniz? Burada var ya koy da ye. Turşu kavurması oldu mu? Anne şuna bir bakar mısın? Bak tadı tuzu nasıl. Çok koydun onu. Ağzımı yakarsın. Al anneciğim. Kız al. Tamam mı? Aa zaten atıl. Gelin hanım, nerede evlendiniz? Rize'de. Düğün nasıl oldu? Benim düğünüme 10 gün kala babaannem vefat etti. Başın sağ olsun. Eşimin dedesi hasta, yoğun bakımda yatıyordu. Yani çok tuhaf bir düğün oldu. Zaten düğünümde bayılmışım ben. Bayıldın mı? Ben babamı hiç ağlarken görmemiştim. Çok ağladı babam. Çünkü babaannem göremediği için beni. Gelinlikler içinde. Öyle işte baban çok ağladı. Ben de çok üzüldüm onun ağlamasına. Ben de çok sevindim. Neye sevindin? Gelin ettim ya. Düğün kalabalık oldu mu? Evet. Kalabalık, zaten kalabalık. Gelenler hep ben geri döndü. Ya, herkes bana gelmiş. Herkes. Hep para taktili. Anzer'de seni seviyorlar demek ki. Ay beni kaç kişi seviyor biliyor musun? Tabii söylesene. Beni var ya 1000 kişi seviyor. 300 kişi değil. 300 kişi, 1000 kişi. Kaç kişi seviyor anneciğim? Bin kişi seviyor. 1000 kişi. Turşu kavurması oldu mu? He bu tamam. Bu kadar mı? Bu kadar. Turşu kavurmasını tamamlayan yarışmacımız kereviz çorbasını blenderdan geçiriyor. Anneciğim Gülşah'ı çok sevmişsin. Yoksa oğluna mı alacaksın? Ben onu çok sevdim. Bir de içeride kadın var ya. Kim anneciğim? Hazan mıydı neydi bilmem. İçeride var ya. Merve mi? Merve! Merve! Koş kısmetin çıktı koş. Kızım hadi patlatı. Ay kız ben sana şey çıktım ya. Talibin çıktı Merve. Gözün aydın. Tarık çıktım sana. Sen lan da buna. Gülşah'ı da istiyor musun? Sen de bu tarafıma gel. Anneciğim onlar bizim kızlarımız. Ay ben bunlara şey çıktım. Talip çıktım. İkisine de talip mi oldun? Evet. Anneciğim Hazan da bekar. O kaç yaşına? Kızların yaşı sorulmaz anneciğim. Ama niye? Biz de onu ona göre oğlumuza verecek seni ya. Biz kaç yaşındayız? Sizin yaşlarınız normal. Anneciğim bizim kızları çok mu sevdin? Ya ben bunu ilk geldiğimden sevdim bir de bunu. Oğluna alır mısın? Alırım. Oğlun kaç yaşında? Ama bu şey daha... Bu okumuş ya. Anneciğim bizim kızların hepsi okumuş. Ama ben bunları okumuşa vereceğim. Kızlar kısmetiniz çıktı ne diyorsunuz? Hadi ne diyorsunuz bana? Oğlum Karadeniz'den size talip çıktı daha ne ararsınız? Anneciğim kızları benden istemen lazım. Sen bunların nesisin? Ben onların abisiyim. Tamam da kardeşi değilsin, bir şeysi değilsin. Peki sordun mu? Belki başları bağlıdır. Başlarız bağlı mı? Benim evet. Sen kaçırdın beni.
İşte. Ben mi? Aa, hiçbirinize inanmıyorum ben. Olmadı ya, bu iş burada olmadı. Hadi gönderelim kızlarımızı o zaman. Aa, gidin gidin Allah. Seninle daha sonra konuşuruz anneciğim. Gelinimiz Merve ile Gülşah'ı görünce bozuldu anneciğim. Aa, yok yok, bu kızımı da satamam. Boylu boslu kızları görünce kıskandın herhalde. Onu, onu ben sana verebilir miyim? O da benim evimin çutuğu. Kütük mü? Ne demek? Evimin ocağı çutuğu. Gelin hanım, Pepe Çura'nın içine ne attın? Birazdan dışarıda kattım ama. Gelin hanım, Merve ile Gülşah senin eltin olsa çok kıskanırdın. Hayır hayır, bu evin kütüğüydü, buna ben bunu atamam ben. Anneciğim, Fatma Nur evin kütüğü mü, küçüğü mü? Çutuğu, çutuk, çutuk var ya, o kapıda çutuk var ya, o evin direği. Nasıl yani anneciğim, gelin evin kütüğü mü? Evin direği, direği. Haftanın yemeğine geçen yarışmacımız, Arnavut ciğeri için soyduğu patatesleri doğrarken kara lahana sarmasını kontrol ediyor. Sarmalar yandı mı yoksa? Eyvah, dibi tutmuş. Hepsi böyle mi? Yok, hepsi öyle değil. Yok yok, diğerleri öyle değil. Anneciğim, neden yemeklere bakmıyorsun? Tamam, o da pişti, daha gerek yok ona. Pişti mi? Pişti. Yani ben baktım onu. Vereyim mi, yiyecek misin bir tane? Sarmadan yanık kokusu alıyorum. Yok yok, şu kenarı şey yaptı. Piştiğinden emin misiniz? Evet. İstersen kayınvaliden tadına baksın. Bir bak anne, çok dağılmışını vereyim sana. İnsan kaynanasına dağılmış yorum mu? Ben dağılmış mıyım Fatma? Bilçe öyle yan... yanarım, yanarım. Yanma ya, dur. Senin yüzünden yaktık onu. Niye? Cene, ben baktım onu yanacaydı orada. Al hadi. Asana, al. Ey Allah. Vallahi ağzımı yaktım. Tadı falan güzel mi? He he, güzel. Eğer pişmemişse yedim seni masada çiğ çiğ. Kara lahana sarması. Sararız, yaparız ama çok yapmam. Etli olur. Kara lahana sarması etli olur. Kıymayla, pirinçle, soğanı, baharatları, her şeyi içinde güzel kıvamını tutturduysa güzel olur. Kara lahana sarması. Benim bildiğim pazı sarması, bir de üzüm yaprağı sarması ama kara lahana sarmasını bilmiyorum, yememişim. Lahana sarması ne kadar zor olabilir? Alıp saracak yani. Benim küçük kızım bile yapar yani bunu ama... Bugün tadına bakacağız, bakalım artık. Anneciğim, Emirzade Hanım'ı biliyorsun. Dişleri kesmediği zaman puan kırıyor. Fatma Hanım dişleri kesmese var ya. Niye, dişi yok mu? Var da o kesmesi eti bacıl dağılını. Arnavut ciğeri için kızartılacak patatesler küp küp doğranmaya devam ediyor. Anneciğim, neden sürekli geline Havva'yı örnek gösteriyorsun? Havva'yı vermiyorum ki. Hep karşılaştırıyormuşsun. Keşke sen de onun gibi olsan diyormuşsun. Öyle demiyorum, ben gelinim güzel yemek yaparım. Niye bana öyle diyorsun o zaman? Ben Havva'ya da selam söyleyeyim. Lütfen bana kızma canım. Havva'yı niye attın ortaya şimdi? Anneciğim, Havva'yı sen ortaya atıyormuşsun. O daha hamarat diyormuşsun. Ha, o da yapıyor hamarat ama o gelinim daha iyi yapıyor. Fatma Nur mu? Evet. Yo, ben şey mesela, o Havva'cığım çok izin alıyor ya kayınvalidesine, hani söyler ona her şeyi. Ama bu bana söylemez. Kayınvalidem de ister yani. Ki sen de onun gibi ol yani. O yani ne? Onun kötü olarak bir şey söylemiyor. Yani sen de bana her şeyi sor yani. Daha nasıl yapacaksın, ne yapacaksın? Ben de bir evim, hem kadınıyım hem erkeğim. Neden kayınvalidene sormuyorsun gelin hanım? Ben eşime bile sormuyorum. Ona mı sorayım? Bu biraz şeylik var onda da. Yoksa evde Fatma Nur'un sözü mü geçiyor? Evet. Gerçekten mi? Evet. Ben eşime de söylesem yapar onu. Demez, hayır yapamazsın. Donmuş şeye. Muma olmuş. Oğlunu muma çevirmiş anneciğim. Cittuk da. Arnavut ciğeri için patatesler doğrandıktan sonra istenen kıvama gelen Pepe Çura kuplara alınıyor. Anneciğim, sen eşinle nasıl tanıştın? Eşimle tanıştım ya. Bana dedi şeker fabrikam var, un fabrikam var. Bana ne demedi ki? Biz de sevdalık ettik. Annem vermedi beni. Dedi bana sen orada yapamazsın. Onlar fakirdiler. Tabii geldi, istediler. Bence ne seviyorum ya. Kaçtım peşine. Cittuk böyle bir uzak yerlere. Denizin kıyında bir evleri varmış. Götürdü beni oraya. Dedim ben mahvettim kendimi. Bir sürü uşaklar, çocuklar, kutu. Bir de bütün kimlikleri alıp kaçmış. Evin kimliklerini hep aldım cittim. Ne kadar var ise o zaman. Evdekilerin kimliğini de mi aldın? Resim yok ki o zaman. Resim yok o zaman. Anamın babamın aldım. Kime denk geldiyse.
İşte annem de çarşıdan geliydi rahmetli. O da elinde hamsiler. O benim için duyduğu için kız kardeşim dedi anne elmas gitti. Adım Elmas yani. Elmas kaçtı. O şok oldu. Hamsileri attı yere ekmekleri. Ay dedi ben yıkıldım. Ben 7 sene kaynanamla durdum. 7-8 sene. Onları ben büyüttüm. Nasıl geçti o seneler? Yani çok güzeldi. O dışarıdan ederdi. Ben içeriden ederdim. Ana evlat gibi duşu kakardık yani. Sonra herifimi ben fabrikaya koydum. Bunu böyle dökebilir miyim? O armut satardı. Paralar götürüldü bana o zaman çok abili bozuk paralar götürüldü bana. Bu emekli olduktan sonra kaydırdı. Emekli de bu yapmış onun altınlarını bozup. Ben yaptım emekli. Bir gelinlik altınlarını bozdum emekli yaptım. Her şeyimi yaptırdım yani. Düğünümü de ben yaptım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.